Vatan Bilgisayar'dan herkese selamlar. Bugün iki farklı ekmek haznesi ve yedi farklı ısıtma derecesiyle beraber Arzum AR2018 Crispo Ekmek Kızartma Makinesi'nin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Lafı çok fazla uzatmayalım çünkü anlatacağımız çok fazla şey var. Ekmekleri kızartmaya başladığınızda hemen daha yarısındayken ya tamam yeterli diyorsanız hemen sol alt tarafında bulunan cancel tuşuyla kızartma işlemini anında sonlandırabiliyorsunuz. Bir de buzdolabından çıkan ekmekler var tabii ki. Onların ısı derecesini 7'ye ayarlamak zorunda değilsiniz. Çünkü özellikle tost makinemizin önünde bulunan defrost tuşu ile donmuş ekmekleri de kolaylıkla çözme ve kızartma işlemini gerçekleştirebileceğinizi belirtmekte fayda var. Bitti mi? Hayır. Tabii bir de ısıttınız, önünüze koydunuz. Daha ilk dilim bitmeden ikinci dilim soğuduysa reheat tuşuyla tekrar ısıtma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Öyleyse daha fazla lafı uzatmayalım. Hem diğer detayları paylaşalım sizlerle hem de sıcacık ekmeklerimizi kızartmaya başlayalım. İlk olarak 2 derecede sıcacık hafif kızarmış ekmekleri yapmak için kolları sıvayalım. Ekmeklerimizi bu şekilde yerleştirip İndirdiğimiz takdirde çok kısa bir süre sonra bizi sıcacık ekmekler karşılayacak. Minicik boyutuna eşlik eden şık tasarımı haricinde 750 watt gücünde çalıştığını belirtmekte de fayda var. Minimal boyutuna eşlik eden bu gücü sayesinde damak zevkinize hitap eden tüm ekmekleri dilediğiniz derecede kızartabiliyorsunuz. Şu an mis gibi koktuğunu söyleyebilirim ama tabii ki de daha fazla kızarmış sevenler için bir de 5 derecede çalıştım. Ekmeklerin yeter kadar kızardığını düşünüyorsanız ve daha fazla beklemek istemiyorsanız cancel tuşuyla kızartma işlemini tek tuşla sonlandırabilirsiniz. Eğer ben nar gibi kızarmış, kıtır kıtır ekmekler yemek istiyorum diyorsanız da şimdi yapacağımız gibi makineyi 7 dereceye getirip ekmeklerinizi yerleştirerek daha da çıtır ekmeklere sahip olabilirsiniz. Hadi hemen deneyelim. Nar gibi kızarmış ekmeklere sahip olmak hem de bu kadar kısa sürede. Hadi dilerseniz tadım testine geçelim artık. Şimdi gelelim temizlik kısmına. Çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Makinenizi temizlemek için kesinlikle ters çevirmenize gerek yok ki bu tehlikeli bir davranış olur. Onun haricinde hemen sağ alt tarafında bulunan, ki görüyorsunuz ne kadar biriktiğini, kırıntı temizleme haznesindeki kırıntıları bu kadar basit bir şekilde temizleyebilirsiniz. Tabii böyle bir cihaza sahip olduğunuzda 3 yıl garantiyle beraber geldiğini belirtmekte de fayda var. Daha detaylı bilgi için bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.